hep söylerim. Siyasetçi toplum ilişkisi sudur. Toplum bir MR cihazıdır. Siyasetçi içindeki hastadır. Toplum hepimizi biliyor, tanıyor, görüyor. Bir muhalefete kara çalma dertleri var. Bir de toplumu özelde de AK Partili olmayanları kriminalize etme yolları var. Ekonomide, insan haklarında, tarımda, sağlıkta, eğitimde, savunmada işledikleri günahları toplumu kriminalize ederek, muhalefete kara çalarak kapatamazsınız. Hiç boşuna bu yola girmeyin. Boğaziçi'nde pırıl pırıl çocuklarımıza terörist yaftası yapıştırdı İçişleri Bakanı. Geri alıyorum sözümü. Suç İşleri Bakanı. Öyle diyorlar. Kimse de bunu yadırgamıyor. 524 çocuk. En son ikisi de tali oldu değil mi? Evet. 524 gencimiz. Nerede bu teröristler? Soylu. Kirlenmeme, lekelenmeme hakkı diye bir hak var ya. Masumiyet karinesi diye bir durum var. Yetmedi. Yetmedi. İstanbul'un acısı daha geçmemiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörist varmış. Daha önce söyledim, tekrar edeyim. Süleyman Soylu, sen raf elması mısın? Terörist varsa neden kulağından tutup savcının önüne koymuyorsun kardeşim? Neden? Ve şimdi İstanbul'la ilgili devam ediyor saldırılarına. Şunu yapıyor aslında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Soylu tarafından görevlendirilen, ben yanlış bilmiyorsam 8 müfettiş mi? 8 müfettiş var. Onlara diyor ki, delil bulun demiyor ha, delil üretin diyor. Böyle Sayın İmamoğlu'na kara çalarak, iftira atarak İstanbul'da görevlendirilen müfettişlere delil üretin kardeşim, delil üretin diyor. Tıpkı Ergenekon Balyoz'da olduğu gibi sahte delillerle insanların hayatını karartın diyor. Soylu'ya şunu söyleyeceğim, dedikodu yapma, işini yap. Ne biliyorsan, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dahil, Ekrem İmamoğlu dahil, ben dahil, arkadaşlarım dahil, ne biliyorsan, elinde ne belge varsa Cumhuriyet savcılarına vermezsen namertsin. Ve ben buradan seni, elinde bir belge olmadan konuşuyorsan, ki bence öyle, Boğaziçi'nde bunu gördük, sen bir müfterisin. Müfterisin. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bir İçişleri Bakanı hayal kurup belge varmış gibi ana muhalefet liderine iftira atabilir mi ya? Bu müfterilerin, müfteriliğin daniskasıdır ve dik alasıdır. Değerli arkadaşlar, Türkiye yağmalanıyor. Türkiye yağmalanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi Kalkınma Holding'in başkanı Muhammed Hasan El Suvaydi tam olarak şöyle bir laf ediyor. Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman. Bunun mealen Türkiye kelepir oldu diyor. Arkadaşlarım çalıştılar sabah. Hakikaten öyle olmuş. Türkiye kelepir olmuş, kelepir. Resmi borsa verileri üzerinden konuşuyorum. 31 Aralık 2011'de. 2021'de. Teşekkür ederim. Vakıflar Bankası diye bildiğimiz resmi adı Vakıf Bank'ın borsa değeri 2,5 milyar dolar bir yıl önce. Borsa piyasa değeri 12 Ocak 2022 bugün kaç lira biliyor musunuz? Vakıf Bank'ın değeri 1.1 milyar. 2,5 milyardan 1.1 milyara düşmüş. Üç kamu bankasından biri olan Vakıf Bank. Halkbank farklı mı? Halkbank 31 Aralık 2021 borsa piyasa değeri 1.9 milyar dolar. Şimdi bugün 860 milyon dolar. Hale bak. Yarı yarıya. Hakikaten ben Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu holdingin başkanına kızmıyorum. Adam doğruyu söylemiş. Devlet soyuluyor. Dedim bir örnek daha vereyim. Fikret Bey'e de bir söz vereceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, dün İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Hamza Çebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na grubumuz indirilen bir meclis araştırma önergesinin gerekçesini ortaya koydu.
Bakın kalabalık, bunu size de yollamış olmamız lazım, değilse danışmanlarımız versin. Madde madde, evrak numaraları, evrak tarih sayıları yazılı yazılı. Ben uzatmadan şöyle söyleyeceğim. Şurayı okuyacağım. 22 Ocak 2020 tarihinde darphane ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile bandrol sistemine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi darphaneye devredildiği. Ne var bunda denebilir. Bence de. Yani bandrol darphanenin yapması, kendi basması ya da bastırması çok makul. Fakat 3 ay sonra, 4 ay sonra 18 Nisan 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2419 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, bakın burası çok önemli, damat mı diyordu onu? Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün güvenlikle ilgili olduğuna ve gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Bakan tarafından karar verilen işlerinin ilan yapılmaksızın pazarlık usulüyle ihale edilebilmesine ya da doğrudan temin edilebilmesine olanak sağladık. Bu işin darphaneye verilmesinden 3 ay sonra ihale davetsiz, pazarlık usulüyle ilansız ihale. Canım ne var bunda Turan Bey? Niye gülüyorsun? Ne var bunda? Bunda şu var. Çok net. Sayın Hamza Çebi'ye de teşekkür ediyorum. Milletin kör kuruşuna sahip çıkmak budur işte. Biraz sonra Fikret Bey de milletin kör kuruşuna sahip çıkacak. Çünkü bu iş, bandrol işi daha önce Sippa diye bir firmaya verilmiş. Yapıyor bu adam bu işi. Kaç liraya? 185 milyon TL'ye. E güzel. Bu Cumhurbaşkanı kararından sonra darphane bu işi DNS diye bir firmaya vermiş. Firmanın matbaası yok. Bir şeyi yok. Kaça vermiş? 185 liraya yapılan işi 400 milyona vermiş. Hani enflasyon falan da yani bu biraz fazla. Bu gübreye, mazota, benzine yapılan zamdan da fazla. Ne var? Fiyatlar falan da denebilir. Arkadaşlar sonra bu DNS ne yapsa iyi? Zaten adamın matbaası yok ya. Tutmuş bu işi yıllardır yapan ya da bir evvelki yıl yapan Sippa'ya demiş ki gel sen bunu 185 milyona bana yap. Bak. Cambaza bak. 400'e alıyorum. 185'e yaptırıyorum. 200 kaç yapıyor? 215 bende. Yaptıran 215 benim cebimde. Bunun adı şerefsizliktir. Bunun adı vatan hainliğidir. Bunun adı yağmadır, soygundur, talandır. Ben boşuna demiyorum. Aylardır söylüyorum. Bu toplum, bu topraklar bir Moğol istilasında böyle yağmalandı. Bir Timur istilasında yağmalandı. Bir Haçlı istilasında böyle yağmalandı. Şimdi de bu haramiler tarafından Timur gibi, Moğol gibi, Haçlı gibi yağmalanıyor. Ya çok net. Buna dün AK Parti gıkını çıkaramadı ya. Gıkını çıkaramadı. Burada milletvekilliği yapıyorsun. Bu tabloyu tane tane adam önüne koydu ya. Akif Hamza Çebi. 215 milyon lira ile neler yapılmaz? Bir kişiye. Ama bir kişinin, o kişinin özelliği var. AK Parti Gönüllüleri Derneği kurmuş beyefendi. Daha önce masraf etmiş. Nereden çıkacak masraf? Bu kepazeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dur diyememesini üzüntüyle, ibretle karşılıyorum. Arkadaşlar, ey vatandaşlarım, 400'e alıyorum, 185'e yaptırıp veriyorum, 215 milyonu cebime koyuyorum. Bunun adı ihanettir. Bu yüce divanlık bir iştir. Böyle şey olabilir mi? Ve bu seyredilebilir mi? Bu seyredilebilir mi? AK Parti'ye oy veren aziz vatandaşlarıma, kıymetli hemşerilerime söylüyorum. Yapmayın. Yapmayın. Sizi Allah ile aldatıyorlar diye defaatle söyledik. Yapmayın. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Fikret Bey'e fırsat vereceğim. Ama enflasyona bu milleti ezdirmedik demiş beyefendi. Dünyanın, dün gösterdim, tekrar göstermeyeyim. Enflasyonu en yüksek 8. ülkesi Türkiye. Enflasyonda Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
Tek tek bunlara şimdi değinmeyeceğim ama şu kadar söyleyeyim. Gübre, yem ve mazota toplamda %200'e, gübreye 420, yeme %124, mazota %106